Kara para, dünya ekonomisinin en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl milyarlarca dolarlık yasa dışı para, çeşitli yollarla aklanarak ekonomiye sokuluyor. Peki, kara para nedir? Nasıl elde edilir ve nasıl aklanır? Bu süreçlerin toplumsal ve ekonomik etkileri nelerdir? Gelin birlikte bu soruların cevaplarına detaylı bir şekilde göz atalım. Kara para, yasa dışı yollarla elde edilen ve kaynağı gizlenmeye çalışan paradır. Bu tür gelirler genellikle uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, terörizm, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, hırsızlık veya dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilir. Kara paranın temel özelliği bu gelirin yasal olmayan bir kaynaktan gelmesi ve sahiplerinin bu kaynağı gizlemeye çalışmasıdır. Kara para ekonomik ve toplumsal yapıya ciddi zararlar veren bir olgu olup uluslararası hukuk sistemlerinde ağır suç olarak kabul edilir. Kara paranın aklanması yasa dışı yollardan elde edilen paranın kaynağının gizlenmesi ve bu paranın yasal yollardan elde edilmiş gibi gösterilmesi sürecidir. Yani yasa dışı faaliyetlerle elde edilen gelirler, çeşitli finansal işlemlerle yasal gelirler gibi görünmesi sağlanarak ekonomiye geri kazandırılır. Kara para aklama bu yüzden ciddi bir suçtur ve birçok ülkede ağır cezai yaptırımlarla karşılanır. Kara para aklama genellikle 3 ana aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar kara paranın kaynağının gizlenmesi ve görünüşte yasal bir gelir haline getirilmesi için atılan stratejik adımlardır. Birinci adım yerleştirme, placement. İlk aşama yasa dışı yollardan elde edilen paranın ekonomik sisteme sokulmasıdır. Bu aşamada büyük miktarlardaki nakit paranın finansal sisteme giriş yapması için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu paralar genellikle bankalar, döviz büroları, kumarhaneler, emlak sektörü gibi alanlarda kullanılarak yasal gibi gösterilmeye çalışılır. İkinci adım katmanlaştırma, layering. İkinci aşama kara paranın kaynağının gizlenmesi için çeşitli finansal işlemlerle izinin karıştırılmasıdır. Bu aşamada para birçok farklı hesap arasında transfer edilir, farklı ülkelere gönderilir veya çeşitli karmaşık finansal araçlar kullanılarak paranın izlenebilirliği azaltılır. Katmanlaştırma, paranın kaynağını takip etmeyi zorlaştırmak için yapılan en kritik işlemdir. Üçüncü adım entegre etme. Integration. Son aşama kara paranın tamamen yasal hale getirilmesidir. Bu aşamada kara para sahipleri parayı meşru işletmeler, yatırımlar veya mülkler aracılığıyla kullanarak yasal gelirler elde eder gibi gösterir. Bu süreç sonunda para sanki yasal yollardan kazanılmış gibi görünür ve böylece kara para aklama işlemi tamamlanmış olur. Kara para aklayıcıları paranın kaynağını gizlemek ve yasal gibi göstermek için birçok farklı yöntem kullanır. Bu yöntemler genellikle finansal sistemin zayıf noktalarından faydalanmayı hedefler. İşte en yaygın kullanılan kara para aklama yöntemleri. Nakdi parçalama, smurfing. Bu yöntemde büyük miktarlardaki nakit para küçük parçalara bölünerek bankalara yatırılır. Bu şekilde bankaların dikkatini çekmeden büyük miktarda para sisteme sokulmuş olur. Sahte şirketler, shell companies. Kara para aklayıcıları kağıt üstünde var olan ancak gerçekte bir ticari faaliyet göstermeyen sahte şirketler kurarak bu şirketler üzerinden para aklar. Bu şirketler genellikle paranın kaynağını gizlemek içindir. Offshore hesaplar. Offshore hesaplar, düşük denetim ve vergi avantajları sunan ülkelerde açılan banka hesaplarıdır. Kara para aklayıcıları bu hesaplar aracılığıyla paralarını uluslararası düzeyde transfer eder ve izini kaybettirir. Emlak yatırımları. Kara paranın aklanmasında emlak sektörü de yaygın bir şekilde kullanılır. Aklayıcılar yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı gayrimenkul alımlarına yatırarak bu paranın kaynağını gizlemeye çalışırlar. Lüks malların alımı. Yasa dışı gelirler, lüks arabalar, mücevherler, sanat eserleri gibi yüksek değeri sahip malların alımında kullanılabilir. Bu mallar daha sonra satılarak kara para yasal yollardan elde edilmiş gibi gösterilir. Kumarhaneler ve bahis. Kumarhaneler ve yasa dışı bahislerde kara para aklamada kullanılan yöntemler arasında yer alır. Aklayıcılar kumarhanelerde kara parayı kullanarak meşru kazanımlar elde etmeye çalışırlar. Kara para aklama sadece suçluların yasa dışı faaliyetlerini finanse etmelerine yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda ekonomiye ve topluma da ciddi zararlar verir. Kara para aklamanın ekonomik etkileri şu şekilde özetlenebilir. Birincisi piyasa dengesizliği. Kara para piyasalarda yapay bir talep yaratabilir. Özellikle emlak gibi sektörlerde kara para aklanması fiyatların yükselmesine ve piyasanın dengesiz hale gelmesine yol açar. İkincisi, yatırım ve büyüme üzerindeki olumsuz etki. Kara para aklama, yasal işlerin ve yatırımların haksız rekabetle karşı karşıya kalmasına neden olur. Bu durum yasal işletmelerin büyümesini engeller ve ekonomik genişlemeyi yavaşlatır. Üçüncüsü, devlet gelir kaybı. Kara para aklama genellikle vergi kaçakçılığı ile ilişkilidir. Yasa dışı gelirler kayıt dışı kaldığı için devletler vergi gelirlerinden mahrum kalır.
Bu durum, kamu hizmetleri ve altyapı projeleri için gerekli olan kaynakların azalmasına neden olabilir. Dördüncüsü, suçun finansmanı. Kara para aklama, suç örgütlerinin ve terörist grupların faaliyetlerini finanse etmelerine olanak tanır. Bu, suç oranlarının artmasına ve toplumsal güvenliğin tehlikeye girmesine yol açabilir. Kara para aklama, ulusal ve uluslararası düzeyde ciddi bir suç olarak kabul edilir ve bu suçla mücadele için çeşitli önlemler alınmıştır. Bu önlemler arasında en yaygın olanları şunlardır. Yasal düzenlemeler ve denetim. Birçok ülke kara para aklamayı önlemek için bankalar ve finansal kurumlar üzerinde sıkı denetimler uygular. Bankalar büyük miktarlarda nakit para işlemlerini raporlamak zorundadır ve şüpheli işlemleri tespit etmek için gerekli incelemeleri yaparlar. Uluslararası işbirliği. Kara para aklama genellikle uluslararası bir boyut taşıdığı için ülkeler arasında işbirliği büyük önem taşır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Mali Eylem Görev Gücü gibi uluslararası kuruluşlar kara para aklamayla mücadele için ortak politikalar geliştirir ve uygulamalar yapar. Bilgilendirme ve eğitim. Bankalar, finansal kuruluşlar ve halk arasında farkındalık artırıcı kampanyalar düzenlenir. Finansal kurum çalışanlarına kara para aklama şüphelerini tespit edebilmeleri için eğitimler verilir. Yaptırımlar ve cezalar. Kara para aklamaya karışan kişiler ve kuruluşlar ağır cezalarla karşı karşıya kalabilirler. Bu cezalar hapis cezaları, ağır para cezaları ve iş faaliyetlerinin kısıtlanması gibi yaptırımları içerebilir. Kara para sadece yasa dışı yollarla elde edilen paranın ekonomiye sokulması değil, aynı zamanda suçun ve yolsuzluğun devam etmesine olanak tanıyan bir olgudur. Kara para aklama hem ekonomik yapıyı zayıflatır hem de toplumun güvenliğini tehlikeye atar. Bu nedenle kara para aklamayla mücadele etmek hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Kara para ve aklama sürecine dair farkındalık yaratmak hem bireylerin hem de kurumların bu tür suçları tespit edebilmesi ve önleyebilmesi için kritik bir adımdır. Özellikle finansal kurumların bu konuda bilinçli ve dikkatli olması, kara para aklama faaliyetlerini engellemede büyük rol oynar. Kara para aklamayla mücadele sadece yasal düzenlemelerle değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve işbirliğiyle de mümkün olabilir. Günümüzde kara para aklama yöntemleri giderek daha karmaşık hale geliyor. Bu yüzden bu mücadele sürekli olarak yenilenmeyi ve gelişmeyi gerektiriyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dijital para birimleri, kripto para birimleri ve çevrim içi ödeme sistemleri gibi yeni alanlarda da kara para aklama girişimleri artıyor. Bu durum hem bireylerin hem de devletlerin dikkatli olmasını ve bu alandaki önlemleri sürekli güncellemelerini zorunlu kılıyor. Sonuç olarak kara para aklama küresel ekonomiye ve toplumsal düzene zarar veren ciddi bir suçtur. Bu suçla mücadele etmek her birimizin sorumluluğunda olan bir süreçtir. Farkındalık yaratmak, şüpheli işlemleri bildirmek ve kara paranın aklanmasına karşı koymak hem bireylerin hem de kurumların bu mücadelede atabileceği önemli adımlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.